Herkese günaydın. Bu sabah da uyandım. Sabah erken kalktım biraz. Duşumu aldım. Şimdi biraz kahve ve kitap keyfi yaptıktan sonra işe gideceğim. Size yeni başladığım kitabımı göstermek istiyorum. Her sabah bu şekilde erken kalkarak ayda bir kitap bitirmeye çalışıyorum. En azından hem kitap okuyabileyim diye hem de sabahları böyle kahve kitap keyfi yapmak çok iyi geliyor bana arkadaşlar. Bu sabah yeni dünkü çektiğim vlogumu yükledim ama şöyle bir durum oldu. Vlogumu yükledim ama çok kısa bir video oldu. Çünkü dün edit yaparken bazı bölümlerin videolarındaki bazı bölümleri sildim yanlışlıkla. Onu da nasıl yaptım hiç anlamadım. Geri de alamadım. Sabaha kadar bekledim hatta belki iCloud'dan tekrar yüklenir diye. Ama yapamadım. Sizin de böyle bir karşılaştığınız böyle sıkıntılar oluyor mu acaba? Ben daha yeni olduğum için çok fazla da bilgim yok. Becermeye çalıştım ama olmadı yani hiçbir şekilde. Bakalım inşallah bu videom güzel olur. Hadi gelin size birazcık balkonumu göstereyim. Gerçi biraz çok rüzgar aldığı için böyle uçmuş durumda ama düzenledikten sonra size tekrardan bir video çekeceğim. İşte böyle. O zaman kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz başlasın. Evet, ben işe geldim. Her zamanki gibi. Bu sabah birazcık erken geldim aslında. Erken değil de benim için erken bir saat. Bir şey söyleyeceğim. Size böyle kapalı otoparklarda ruhunuz daralıyor mu? Ben o yüzden arabadan inince hızlı hızlı koşar adımlarla asansöre doğru gidiyorum. Çünkü hele bu sıcakta bir de ekstra nefes alınmıyor gerçekten arkadaşlar. Çok fena. Keşke böyle ormanın içinde çalışıyor olsak, değil mi? Şimdi bu asansörler umarım gelir hemen. Çünkü genelde her zaman hemen gelmeme gibi durumları oluyor kendilerinin. Şimdi aynaya geçersem sizin ilgilimi de göstereceğim. Bakalım. Gerçekten çok sakin bugün. Normalde bu saatlerde çok kalabalık oluyor. Evet. Maskemize takalım. Evet, bugün böyle giyindim. Pembe elbise, sandaletlerimi giydim. Hasır çantamı taktım. Böyle ben salaş giyinmeyi çok seviyorum zaten. Oldum olası hiç dar şeyleri giymekten hoşlanmadım. Böyle. Bu arada bu sandaletler inanılmaz memnunum. Çok rahatlar. Hem de çok şık. Bütün renklerden aldım. Saçım başım dağılık tabii. Makyajda ofis yapacağım inşallah. Makyajda ofis yapacağım. Ne güzel konuşuyorum. Her yerde aynı. Şimdi ofise geçeyim. Bir makyaj yapayım. Kendime geleyim. Sabah kahvemi içmiştim zaten. Şimdi bitki çayı içerim. Dün de çok fazla bir şey yememiştim. Böyle işte. Bakalım bizimkiler gelmiş mi? Kimse gelmiş. Günaydın. Gün bitti. Çık 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 çık. Şu alkış olayını yapmayı da öğrenmem lazım aslında ya. Evet, ben çıktım. Şimdi bugün bitti.
sonunda. Bugün biraz yoruldum. Şimdi Aslı'yı alacağım. Beni bekliyor yukarıda. Onu aldıktan sonra Bostan sahile gitmeyi düşünüyoruz. Bostan sahili çok güzel. Deniz kenarında hem de böyle sakin. Böyle nefes alabileceğimiz bir yer. Ama biraz acıktık. Kaan da gelecek bizimle beraber. Herkes tabii işten çıktığından dolayı aç. Şöyle yapmayı düşündük biz de. Ocağımız var zaten biliyorsunuz. Pik pik tükür gibi ocağımız var. Sandalyemiz, masamız, her şeyimiz var arkadaşlar. Kampla ilgili bütün alet, edevatımız, her şeyimiz tamamladık bu sene. Biraz köfte olacak herhalde Kaan. Marketten hazır köftelerden. Birazcık ekmek işte. Yanına ayran. Zaten çay kahve olayımız her daim hazır ve nazır. Biliyorsunuz bizim arabanın arkasında. Onları yapıp pişiririz. Deniz kenarına yeriz. Güzel oluyor, sakin. İnsanın hem iyi geliyor, özellikle böyle iş çıkışlarında böyle yaz döneminde keyif yapmak bizi rahatlatıyor vallahi bayağı. Sürekli çünkü evden işe, işten eve gidince bayağı bir insan bunalıyor çünkü. Öyle işte. O zaman ben şimdi gidiyorum. Zaten sahile gittiğim zaman mutlaka sizi de yanıma götüreceğim. Ve orada tekrardan çekerim zaten. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Evet, mayalar hazır. Çılgın gibi sahile gidip piknik yapacağız şimdi. Şu an burada Bostanlı'dayız. Burası çok güzel gerçekten. Biz burayı çok seviyoruz. Aslı Kaan. Ortamımız çok güzel. Burası Bostanlı sahilin sonu. En sonundayız. Bakın arkamda şöyle güneş. Çok güzel batıyor, gördünüz mü? Burası çok güzel. Bizim çok hoşumuza giden bir yer burası. Hep geliyoruz zaten. Bugün Aslı'yı da aldık geldik hep beraber. Kaan bize köfte kızartıyor şu anda. Masamızı kurduk. Aslı da burada. Şöyle göstereyim. Bakın. Gerçekten çok güzel. İzmir'e yolunuz düşerse eğer bence buraya mutlaka gelin. Bir kahve için. Evet. Ne yapacaksın biz aşkım? Köfte mi? Kaan yemek yapmayı çok seviyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Evde bütün yemekleri o yapıyor. Evlilikte salata yaptım. Salata bile yapmış. Harikasın. Bak porselen tabaklarımı da getirmiş. Porselen tabaklarımı bile getirmiş. Evde yemekleri Kaan yapıyor genelde. Tabaklarımı bile getirmiş ya. Evliliğin sırlarından birisi evde erkeğin yemek yapıyor olması. Bu konuyu bir ara Kaan'la beraber konuşalım biz. Size de hem inan olur belki, evlenirsiniz. Evliliğe olumsuz bakanlar vardır aramızda. Mesela Aslı gibi. Aslı da hiç evlenmek istemiyor çünkü de o yüzden. Evet. Şimdi sıkıntı yapalım. Geçmesi çok güzel geçiyor. Verin canım ben. İşte öyle. O zaman biz toplamızı hazırlayalım. Yemeğimiz hazırlansın. Tekrardan geldik. Sonunda evdeyiz. Evimize geldik şimdi. Makyajımı çıkarttım. Elim yüzümü yıkadım. Yatmaya hazırlanacağım inşallah birazdan. Öyle işte. Çok güzel bir gündü. İş çıkışı gittik işte. Aslı falan hep beraber oturduk sahilde. Bayağı sohbet ettik. Yemek yedik, muhabbet ettik. Hatta ben bir ara o yemek yemenin üzerine serin havayı görünce böyle çok güzel esiyordu çünkü. Bayağı bir mayışmışım. Bir ara hatta uyuduğumu falan hatırlamıyorum. Uyumuşum yani, hiç hatırlamıyorum bile.
Çok güzeldi, çok keyifli geçti. Şimdi evimize geldik işte. Makyajımı çıkarttım. Ve uyku zamanı. Yarın sabah erken kalkıp işe gideceğim. Öyle işte. Çok güzel bir gündü benim için. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiğiniz zaman like tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Umarım beğenirsiniz. Yarın yeni vloglarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.